Çıkartmış, hı hı. Onlar fasükül fasükül e, sonradan ciltlendi, şimdi e, eski kitapçılarda bile çok değerli satılıyor. Bize gizemli konuları, astroloji de dahil, bizim konuştuğumuz komple konuları, konuları da dahil hepsini anlatırdı bize. Fakat ata abi ya bir gün şunu sordum, deyince, dedim ki abi bu astroloji nedir senin gözünde? Dedi ki Ertan ben biliyorsun ki bir istatistikçiyim. Benim için önemli olan astroloji bir istatistiktir. Yani yıllar önceden başlayan kadim bilgilerden bugüne kadar biz oradaki verileri toparlarız. Aynı şekilde gökyüzündeki gezegenler, yıldızların şekilleriyle birlikte bir şekilde bunu sembolleştirir. Deriz ki bu bağlantılara ve bu istatistikliğe bağlı olarak bugün de bu olabilir. Bizim işimiz istatistikten ileri gitmez. Senin de çok güzel bir lafın var. Biz hava durumu e, sunucularıyız gibi diyorsun. Evet. E, sen nasıl girdin bu astroloji işine? Çok gençsin çünkü. Ee, nasıl başladın? <laughs> nasıl başladım ben? E, benim profesyonel olarak astrolojideki 10. senem bu sene. Evet. 10 senedir eğitimler ve danışmanlıklar veriyorum. Ve çok uzun süredir de e, çalıştığım bir gazete var. Ama benim hani astroloji ile hikayem çok çocukluğuma giden bir şey aslında. Evet. Ee, üniversite zamanında hatta lise zamanında hala arkadaşlarım yazar bana işte biz lisedeyken bile e, bize haritalardan bahsederdin derler aslında. Benim çok çocukluğumdan gelen bir hikaye astroloji. Evet. Hep merakım olan, gökyüzüne hep böyle merakla baktığım, hep incelediğim ondan sonra bir alan aslında. Ama bu nereden tetiklendi diye sorarsanız eğer. Evet. E, i̇lkokul 3 ya da 4. sınıfta çalışıyorsunuz. E, işte ilkokul öğretmenimiz şey demişti. E, ayın ayı inceleyin bir ay boyunca. Ve her gün aynı yerde görmeyeceksiniz ve her gün aynı şekilde de görmeyeceksiniz. Yani yavaş yavaş büyüdüğünü, şiştiğini onun tabiriyle. Tabii. Bunu dedi inceleyin bir ay boyunca kendi bir sabit tutarak demişti. Ve hani benim o gün e, başlayan o bir aylık ödevle benim bu gökyüzü yolculuğum aslında başladı ama ben işin çok astronomik kısmını çok merak etmedim. Ben tamam. aslında birazcık daha Eş zamanlık prensibiyle yani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır mantığından yola çıkarak aslında buradaki bu evrendeki kainattaki bu makrokozmostaki e, bu göksel cisimlerin yeryüzünde nasıl bir etkisi olduğunu merak ederek aslında biraz daha başladı. Üniversiteye geldim. E, üniversiteye geldiğim dönemde tabii ki teknoloji elbette vardı ama hani bu kadar çılgın bir şekilde hani ilerlemiş vaziyette değildi. Hani o dönem böyle daha böyle internette e, mail grupları vesaire vardı. E, o böyle mail gruplarında böyle ile ilgili yazışmalar, konuşmalar olurdu benim üniversite zamanımda. E, orada böyle ufak ufak böyle kapalı gruplarda seminerler, bilgi akışları olurdu. E, onlara katıla katıla ondan sonra. Hani astrolojiye hani birazcık daha bir tık daha profesyonel. Hiçbir hocan oldu mu yoksa Tabii. kendi? Evet. Oldu. E, benim hocam Öner Döşer'dir. Evet. Öner'e de buradan selamlar Sevgiler olsun. Ve saygılar. Öner ve... e, benim de çok yakın dostum ve e, çok da programı aldı. İlk defa bu arada senle program yapıyoruz. Hı, doğru. Evet. Benim hocam Öner Döşer'dir. Ondan sonra da e, Meriha Kalındır. Evet. E, o da çok başarılı bir Vedic Astrologtur ama ben bir vedik Astrolog değilim. O disiplini merak ettiğim için almış evet. olduğum bir eğitimdir. Onun dışında tabii ki astrolojik olarak birçok seminere işte birçok e, eğitimlere onun dışında. Şimdi tabii Şimdi benim